üreten, üretimi artıran, ülkeyi dünyanın her tarafında büyüten sizin emeğinizdir. Bize ülkere ekmek vermiyor arkadaşlar. Aslında ülkere biz ekmek veriyoruz. Bu bir işle hareket edelim. Biz köle değiliz. İçerideki arkadaşlarımıza buradan seslenmek istiyoruz. 110 gündür direniyoruz içerideki şartların iyileşmesi için. Gönül isterdik ki içerideki arkadaşlarımızın içerideki isyanı senelerdir. 40 sene sonra biz bir adım attık ve bu 40 sene sonra adımı değerlendirmelerini isterdik. Ne yazık ki 110 gündür gönüllerinin burada olduğunu biliyoruz. Her türlü bize desteklerini verirler ama bedenen gelip de şurada bir kamuoyu oluşturamadılar. Biz iman ediyoruz ki Allah yeryüzü nimetlerini ve tüm rızık kaynaklarını insanlar yeryüzünde eşitçe paylaşsın diye yarattı. Bir grubun, bir zümrenin, bir sınıfın Allah'ın tüm insanlar için yarattığı bu nimetleri elinde tutup işçilerin rızkından, işçilerin hayatından, işçilerin çocuklarından çalıp koskoca bir servet yığması ve reklamlara, sponsorluklara, şirketlere yığınla para akıtması için yaratmadı. Milyonların emekçisinin karosun küresel kapitalizm. Bugün biz bir yandan da burada yapılan zulme karşı aslında zulmün bizden olduğu zaman zulmün sözde İslamcı bir camiadan geldiği zaman kimlerin sessiz kaldığını, nasıl yalnız kalabileceğimizi öğrendik. Tepkimizi bir yandan da buraya bunun için koymalıyız. Her şeyden önce şunu biliyoruz. Sayıca kalabalık olmanın yanı sıra kararlılığı, dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu gördük bu direnişte. İçeride birçok arkadaşın iş güvencesini direnen bu arkadaşlar sayesinde sağlandığını biliyoruz. Bunlar 8 kişi, bunlar şeker gider dediler. 110 gün oldu, gitmeyeceğiz. Kararlıyız, gitmemeye de kararlıyız. Bizi belki mutlu eden, ayakta tutan, burada dimdik ayakta tutan bu kalpler, bu yüreklerdir. Ülkenin sponsorluğunu yaptığı bir okulda okuyoruz. Biz bu direnişi okuldaki arkadaşlarımızın da bilmesi adına, hak şahitliği edebilmek adına okulda bir söyleşi düzenlemek istedik işçi abilerimizle. Ve okulun bizlere sunduğu imkanlar, yüksek seviyede bir eğitim ve özgürlükçü bir söylemin menfaatler devreye girdiği zaman anında zıttı bir yüz, güler yüzün kötü bir yüze çevrildiğini gördük ve bizleri kapı dışarı ettiler. Onların daha ilk günden beri, işten çıkarıldıkları ilk günden beri yanlarındayız. Destekçisi olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz işçinin emeğinin hakkını almadan bu dünyanın bir şekilde düzeleceğine, güzelleşeceğine inanmıyoruz. Bir şekilde bu zalim düzen ancak işçinin emeğini karşılığını alabilmesiyle düzelecek. Ben teşekkür ediyorum tekrardan. Ülke işçisi yalnız değil.